Merhaba. Şu anki derste Alter Ego Plus Niveau 1 kitabınızda Leçon 3, dosya sette bulunan gramer olarak Le pronom relatif qui est que en memoir kısmında bulunan da indiquer la fonction d'un objet konularını göreceğiz. Le pronom relatif qui est que qui ve que konusu. Qui remplace le sujet et il est suivi d'un verbe qui öznenin yerine geçer ve mutlaka bir fiille devam etmelidir. Örnekler üzerinden gidelim. La personne qui parle, konuşan kişi, est mon ami. La fille qui regarde la télé, televizyon izleyen kız, n'est pas une étudiante, öğrenci değildir. Je n'aime pas les gens qui font du bruit, gürültü yapan insanları sevmiyorum. Burada ki'yi İngilizce'deki who gibi düşünebilirsiniz aslında. Yine entre guillemets içinde alınmış, size daha net görünüyor. La personne qui parle, konuşan kişi. La fille qui regarde la télé, televizyon izleyen kız. Les gens qui font du bruit, gürültü yapan insanlar şeklinde ki'den sonra mutlaka fiil kullanmanız gerekiyor. Köyde ise que remplace le complément et il est suivi d'un sujet. Bir nesne yerine geçer ve mutlaka arkasından bir özne gelmelidir. Exemple, le livre que j'ai lu, okuduğum kitap, est un roman français, Fransız bir romandır. Le garçon que j'ai rencontré, karşılaştığım genç, habite à Lyon. Il a appelé une copine qui ne voit pas depuis longtemps. Uzun zamandır görmediği bir arkadaşını aradı. Burada son cümlede baktığınız zaman köyden sonra, sadece bu köyde oluyor ki de olmuyor. Köyden sonra eğer sesiyle başlayan bir özne geliyorsa köyde bu şekilde ösü düşüyor. Apostrofla birleştirmeniz gerekiyor. Köyü de yine İngilizce'deki whom veya that gibi düşünebilirsiniz. Kullanım olarak tamamen aynı. Burada şimdi ki ve köyle doldurmanız bekleniyor. İsterseniz videoyu burada bir durdurun. Cevaplarınızı yazın. Çünkü bir sonraki sayfada cevap anahtarını göreceğiz. Baktığımız zaman La fille que j'ai rencontrée hier travaille au bar. Burada özneyle başladığı için dün karşılaştığım kız barda çalışıyor. La fille qui parle est ma cousine. Konuşan kız. Burada da fiil olduğu için ki ile tamamladık. Le pantalon que ma mère, pardon, ben sayfayı atladım bu şekilde. Hemen geri geldim. Le pantalon que ma mère a acheté est noir. Annemin satın aldığı pantolon siyahtır. Burada da yine ma mère öznesini görüyorsunuz. O yüzden de köyde doldurdum. J'aime beaucoup la robe qui est noire. Siyah olan elbiseyi çok beğendim. Burada da yine fiille devam ettiği için ki kullanmak uygundur. Yine burada bir başka egzersiz doldurmanız isteniyor. Burada da iki tane cümle verilmiş. Bu iki cümleyi ki ve köle olarak tamamen sizin birleştirmeniz bekleniyor. Aslında bu ki kö kullanımının amacı ne? Kişi veya nesneleri tekrar etmeden onları betimlemek. Yine az önce yaptığınız gibi burada videoyu durdurabilirsiniz. Bir sonraki sayfada cevaplarına geçeceğiz. J'ai vu un film. Ce film est très romantique. Bir film izledim. Bu film çok romantik. Le film que j'ai vu, gördüğüm film, est très romantique. Çok romantik. J'ai un chien. Bir köpeğim var. Il aime nager. Yüzmeyi sever. Yani burada biraz daha ağırlaştırıyorsunuz. Dolayısıyla bu ikisini tek cümleyle toparlayabiliriz. J'ai un chien qui aime nager. Yüzmeyi seven bir köpeğim var. J'ai vu un acteur français. Bir Fransız aktör gördüm. Il joue dans le film Amélie. Amélie filminde oynuyor. L'acteur français que j'ai vu.
gördüğüm Fransız aktör joue dans le film Amélie. Amélie filminde oynuyor. Tu m'as donné un livre. Bana bir kitap verdin. Il est dans la bibliothèque. O kütüphanede. Le livre que tu m'as donné. Bana verdiğin kitap. Et dans la bibliothèque. Kütüphanededir. Bana verdiğin kitap kütüphanededir. Şeklinde olması gerekiyor. Konuyla ilgili daha fazla egzersiz mutlaka yapmanız gerekiyor. Alter Ego Plus 1 kitabınızda, normal kullandığımız metot kitabınızda, sayfa 151'deki 14 ve 15. egzersizleri ve Alter Ego Plus 1 çalışma kitabında sayfa 90'daki 4. egzersizi yapabilirsiniz. Aide-mémoire bölümüne geçersek, bu antike la fonction d'un objet, bir nesnenin fonksiyonu ne işe yaradığını belirtmek için 4 tane kalıp kullanabiliriz. Daha da fazla belki kullanılabilir. Bu kalıplara bak, yani cümlelere baktığınız zaman kırmızı ile belirtilenler sizin her türlü kullanabileceğiniz, her yerde kullanabileceğiniz kalıplar. Birincisinde, cet objet permet de nettoyer les surfaces. Bu nesne yüzeyleri temizlemeye olanak sağlar, temizleme işine yarar gibi bir kalıp. Permettre de. Cet objet est idéal pour voyager. Bu nesne seyahat etmek için idealdir. Cet objet est idéal pour les voyages. Seyahatler için idealdir. Az sonra bunun birazcık daha gramer olarak açmış göreceğiz kullanımını. On utilise cet objet, bu objeyi kullanırız. Ne için? Pour partir en vacances, tatile gitmek için kullanırız. Pour les vacances ya da tatil için kullanırız. Cet objet sert à tous les coiffeurs. Bu nesne bütün kuaförlerin işine yarar diyebiliriz burada. Servir à fiile. Cet objet sert à se coiffer les cheveux. Saçları kurutmaya yarar bu nesne. Yani dikkat etmemiz gereken şey burada. Quelque chose, yani herhangi bir nesne, obje, bahsettiğiniz şey. Plus, permet de. Plus, verbal infinitif. Mastar şekilde kullanmanız gerekiyor. Permet de kalıbından sonra. Quelque chose est idéal pour. Verbal infinitif. Yine mastar fiil kullanabilirsiniz. Ama burada pour'dan sonra bir de isim kullanma şansınız var. Bir önceki sayfada seyahate gitmek için veya seyahatler için galiba o örnek vardı. On utilise quelque chose, bir obje, bir nesne koyabilirsiniz buraya. Pour, yine aynı şekilde bir önceki örnek gibi verbal infinitif ya da non kullanabilirsiniz. Quelque chose sert a, ne işine yarar, bir şey ne işe yarar? Verbal infinitif ya da non. Master ya da master fiil ya da isim burada kullanabilirsiniz. Faites des phrases avec les formules ci-dessous pour indiquer la fonction des objets suivants. Aşağıdaki objelerle, bu az önce gördüğümüz kalıplarla cümleler yapmanız isteniyor. Un téléphone, un sèche-cheveux, saç kurutma makinesi, une tente, çadır, un tarak. Burada tabii özgürsünüz cevap yazma konusunda. İsterseniz birinciyi un telefon, ikinciyi un sèche-cheveux, üçüncüyü un tente, dördüncüyü de un pain olarak alabilirsiniz. Burada da isterseniz videoyu durdurun. Bir cevaplarınızı kendinizce yapın. Ne işe yarar bunlar? Ondan sonra bir sonraki sayfada yine bir sonraki slaytta göreceksiniz cevaplarını. Mutlaka farklı cevaplar vermiş olabilirsiniz ama önemli olan bu kalıbı doğru şekilde kullanmak. Mesela ben şöyle cevap verdim. Un téléphone permet de communiquer. Telefon iletişim kurmaya olanak sağlar, imkanını kılar. Le sèche-cheveux est idéal pour se sécher les cheveux. Saç kurutma makinesi saçları kurutmak için idealdir. On utilise une tente pour faire du camping. Kamp yapmak için bir çadır kullanırız. Le pain sert à se coiffer les cheveux. Tarak saçları taramaya, saçları yapmaya yarar
şeklinde tamamladık. Farklı cevaplar dediğim gibi vermiş olabilirsiniz ama önemli olan bazı kalıplardan sonra hem fiil hem isim kullanabilmeniz ya da parametrede olduğu gibi sadece fiil kullanmanız master halinde. Yine konuyla ilgili daha fazla egzersize kitabınızın sayfa 151'de egzersiz 17'yi yaparak ve çalışma kitabınızda kayıt aktivitede sayfa 91'de egzersiz 2 yaparak 5. egzersizi yaparak çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Yine internetten egzersizler de size önereceğiz. İyi çalışmalar.